Asisi'li Francesco. Günlerde falan çok görmüşsünüzdür. Bizden keşişler diye adlandırırız. Şimdi anlatınca hikayesini anlayacaksınız. Asisi'li sahibi adam. Baba gidiyor, ölüyor. Oğlu bütün servetin oğluna kalıyor. Francesco. Bak bileklerini bir elini boyunca. Tepesi kel. Bir adam babasından kalan bütün malları fakirlere dağıtıyor. Başlıyor. Her şey fakirlere dağıtıyor. Ne kadar arazi, ne kadar şunlar, şunlar. En son kendi oturduğu evi de böyle herhalde diyorlar çıldırdı bu dedi. Ondan sonra tabii bütün bunların inançlarından dolayı. Roma'ya doğru, Vatikan'a doğru yürüyüşe başlıyor. O esnada yolda bir dilenci görüyor. Bunun kıyafeti paramparça. Çılçıplak söylüyor. Bunun kıyafetini de bu dilenciye veriyor. Yerde bulmuş olduğu bir çuval parçası. Üç tarafından kesiyor. Kafasından aşağı geçiriyor. Beline de bir ip bağlıyor. Şimdi gözünüzde canlandırdınız tahmin ediyorum. Hani halatlarla keşişlerle izlediğiniz yani. İnançlarından dolayı. İşte bu yapmış olduğu fedakarlıklardan dolayı da Allah tarafından kendisini hayvanlarla konuşabilme yeteneği veriyor. Özellikle kuşlarla. Dünyanın her tarafında San Francisco Asisi mezhebinin rahipleri dağılmışlar. Bakın onlardan bir tanesini görüyoruz. Bunun da yerli çocuğa